Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Herkese günaydınlar. Almus Yatırım için hazırladığımız sabah bültenine hoş geldiniz. Endekslerle tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Endeksin dünkü tepki sürecine baktığımızda çok önemli bir ortalama, yani 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış görüyoruz. Bugün bu manada önemli, çünkü bu tepkinin devamı gelecek mi, yoksa yaklaşık 2,5-3 haftadır devam eden düşüşün ikinci satış dalgası mı başlayacak? Bunu göreceğimiz bir gün olacak bugünden itibaren. Çünkü yaklaşık 3 gündür, geçen hafta Perşembe'den itibaren başlayan bu tepki hareketinin bugün eğer endeks 103.000 seviyesi altında bir kapanış görecek olursak, bu hareket biraz daha aşağı yönde tekrar mavi hareketli, 100 günlük hareketli ortalamanın altında bir süreç getirebilir. Bunu da izliyor olacağız. Tabii tüm tabloya baktığımızda aslında endeksin 100.600'ü gördükten sonra, 100.900'ü gördükten sonra verdiği tepki normal. Ama 103'ler üzerinde kalıcı olacak mı, bunu izleyeceğimiz süreç başlamış durumda. Dün de sık sık bundan bahsetmeye çalıştık. 103.930 dünkü kapanış. Hemen şöyle giriyoruz ve bugünkü destek direnç tablomuzu, dirençlerimizi görüyoruz. Yani 104.300, 104.120, buralar önemli. Önemli dirençler. Haftalıklarda da 104.200'ün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Demek ki 104.000'in 103.000'in üzerinde kalması yeterli değil. Aynı zamanda 104.000'in üzerinde kapanışlar bu manada çok önemli olacak. Tepkinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi. Tamam, düşüş tamamlandı, bitti. Bundan sonraki süreç biraz daha zaman zaman yukarı hareketler, hisseler içinde pozitif ayrışmalar, negatif ayrışmaları göreceğimiz bir süreç mi olacak, bunu sorgulayacağız. Şimdi benzer tablodan yola çıkarak ben açıkçası bugün şunu da karşılaştırmak istiyorum. Bu karşılaştırmayı yapmadan önce bugünün önemli noktalarına şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Eğer endeks 103.550 seviyesini aşağı kıracak olursa, bugün enflasyon verisi var biliyorsunuz, çok önemli. Son neredeyse 10-12 yılın en yüksek enflasyonunu görüyoruz. Ve faizler tarafında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu ister istemez doların yüksek kalmasını ve ister istemez belki de makroekonomik dengelerin bundan sonraki süreçte ciddi olarak sorgulanabileceği bir dönemi de getirecek bu açıdan. En azından bu anlamda 104.300'ün endeks tarafında önemli bir direnç olduğunu görüyoruz. Enflasyonun yüksek çıkması halinde 103.500 çok çok önemli olacak. 103.500'ün aşağı kırılması, altında kapanışlar yapmamız önemli, ama 103.300 bu seviye, biraz önce de bahsetmeye çalıştık gördüğünüz gibi mavi hareketli ortalama, bu seviye altında bir kapanış görecek olursak tekrar 100'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz. Eğer 104.000 üzerinde kapanış görüyorsak günlüklerde, bu tepki hareketinin önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle 106.000'lere, 107.000'lere tekrar gitmesi konuşuluyor olacak. Ama biz daha önce bahsetmiş olduğumuz bu bölgenin bir dip olduğundan, tepkilerin normal olabileceğinden, çünkü yıllıklarda gelen destek bölgesinden de sık sık bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi benzer tablo nerede var? Teknik analiz dediğimizde, teknik analiz neydi arkadaşlar? Teknik analiz dediğimiz şey aslında geçmişte oluşmuş fiyat hareketlerinin gelecekte de olabileceğini tahmin eden, farz eden bir analiz yöntemi. Yani bu ne bir büyücülük, ne bir efendime söyleyeyim başka bir konu. Sadece bir analiz yöntemi, istatistik ve akıllı paranın izini sürmeye yönelik bir analiz yöntemi. Yani para nereye gidiyor, biz onu takip edelim. Ne yapmak istiyor, onu takip edelim ve dolayısıyla onun arkasından da biz para kazanalım mantığıyla işleyen bir sistem. Şimdi hemen aklıma DAX endeksi geldi. Bakın arkadaşlar, şurada düşüşün, önemli tepe yaptıktan sonra bir distribüsyon dağıtım süreci olduktan sonra düşüşün olduğu noktaya bakın. DAX endeksine hemen dönüyorum. Hemen. Bakın. Şöyle geçmişe dönüyoruz. Aynen gördüğünüz gibi aynı yükselişler, tepede bir distribüsyon, hatta buna kubbe de diyebiliriz. Aynı bizde olduğu gibi. Hatta iki grafiği de yan yana şöyle koyup bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Ona bakıyorum. Yapalım. Hatta şöyle ben tekrar şuradan 100 endeksi alıyorum.
çok fazla da vaktinizi almadan bunu karşılaştırmak istiyorum. Çünkü teknik analiz dediğimiz şey karşılaştırmalar bu manada çok çok önemli. Şimdi tepeler düşüş. Tepeler düşüş. O düşüş olurken bakın zaman zaman tepkiler gelmiş. 100 günlükten tepkiler gelmiş. 260 günlüğe kadar sonra düşüş devam etmiş. Şimdi biz de neredeyiz? Biz tam bu bölgedeyiz. Yani tepkinin geldiği bölgedeyiz. Bu bölgedeyiz. Eğer tepki gelip 107 bine gitsek bile bu bir düzeltme, bir düşüş. Ara dinlenme olarak negatif yarıl formasyonu diyoruz. Yani düşüşün içindeki düzeltme sonra tekrar düşüş. Dolayısıyla burada oluşan bu hareketin benzeri şu an bu bölgedeyiz. Acaba ortalamaların üzerinde kalacağız mı? Tepeye dokunacağız mı? Yoksa burada olduğu gibi cılız kalacak bu düşüş kontrollü bir şekilde birkaç hafta daha devam mı edecek? Aynı dar aralıkta devam mı edecek? Sonra mı yükseliş gelecek? Bunu sorgulayacağımız bir güne giriyoruz. O anlamda ben özellikle bu örneği vermek istedim ve hemen dönüyorum 30 endekse. 30 endekse döndüğümüzde 30 endekste de bakın arkadaşlar 128.325 dünkü kapanış 128.325 hemen giriyorum. Hemen girdim. 128.700'ün önemli direnç olduğunu söyleyebiliriz. 127.900'ün önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 128.700 yani 129'lar haftalıklarda gördüğünüz gibi 129-150 üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe büyük ihtimalle 125'e doğru bir geri çekilme olur mu? Bunu sorgulayacağız. İlk etapta 127.5 tabii ki. Ama günlüklerde 127.9-127.5 çok önemli bir nokta. Eğer 127.900 altında biz kapanış görecek olursak bugün büyük ihtimalle tekrar 125'lere hatta bu seviyelerin altına doğru bir geri çekilmenin varlığını konuşuyor olacağız. Hemen buradan yine ben Dow Jones Endeksine dönerek bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Dow Jones'ta olan benzer hareketimi yaşayacağız. Tepeler oluştuktan sonra bir düzeltme ama çok daha güçlü bir yükseliş. Şu an için böyle bir görüntü olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Daha çok biz Almanya DAX Endeksine benziyoruz. Yani tepeler, düzeltme, sonra yukarı hareket mi? Bunu göreceğimiz bir süreci izliyor olacağız. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.